Yarabbim. Karar vermek ne zor şeymiş. Bir kişi iki kişi olsa neyse. Bunlar tam 4 kişi. Yani de birini seç şimdi. Nikola Ivanoviç. Biraz zayıf ama. İşte fena sayılmaz. Bu an kızmış da hiç fena değil. Açık konuşmak gerekirse. Gösterişli bir erkek. Biraz şişman ama çok gösterişli. Şimdi ben ne yapmalıyım? Karar veremiyorum. Baltazar Baltoviç de var. Çok değerli ve saygın bir adam. Aslan gibi bir adamım. Ne zor şeymiş karar vermek. Kiminle evleneceğime nasıl karar vereceğim? Keşke. Nikola Ivanoviç'in dudaklarını alsak. Ivan Kuzmiç'in burnunun altına koysak. Sonra Baltazar Baltoviç'in halini, tavrını eklesek. Ivan Pakrovic'in de gösterişini ekledik mi? O zaman seçmek daha kolay olurdu. Oysa şimdi düşün. Of! Başıma ağrılar girdi gerçekten. Ne yapacağım? Tabii ya. Buldum. En iyisi kulağa çekmek. Bu şekilde kısmetimde kim varsa çıkar. Onunla evlenirim. Kocam olur. Şanslı olan kazansın. Bunu ben daha önce niye düşünmedim? İsimlerini bir kağıda yazarım. Daha sonra bu kağıtları kavanoza koyarım. Oradan birinin ismini çekerim. Kocam olur. Şanslı olan kazansın. Ivan. Ivan Patronovic. Ivan. Baltazar. Baltazar Baltanovic. Kızların işi ne kadar zor. Ya aşık olan kızlar için. Ama erkekler öyle mi? Onlar bunu kabul etmezler. Anlamak dahi istemezler. Onlar için hiç bunlar böyle şeyler önemli değil. Detaylara hiç dikkat etmezler ama bizim için öyle mi? Detaylar gerçekten önemlidir. Hazır. Bunları katlayıp kavanoza koymalıyım. Gözlerimi kapatıp elimi çekerim. Nikola çıksın. Hayır. Nikola niye çıkıyormuş? Diğerlerinin ne kusuru var? Tamam, neyse. Seçiyorum. Artık karar verme zamanı. Kısmetimde kim varsa o çıkacak. Çok heyecanlandım. Kalbim yerinden çıkacak. Hepsi çıktı. Hepsi. Hepsiyle evlenebilirim. Hepsiyle evlenebilirim. Evet, hepsi çıktı. Hepsiyle evlenemem. Olmaz. Olamaz. Bu mümkün değil. Sadece birini seçmem gerekiyor. Tekrar kura çekmem lazım. Of. Neyse. Tekrar kura çekelim. İyi ve şanslı olan kazansın. Kabul. Baltazar. Hayır. Sadece kim? Kim bir tane çekeceksin? Hayır, bir tane çekeceksin.